Bu eksene basıncı, diğer eksene de hacmi çizelim ve bir düşünce deneyi yapalım. Birimimiz hacim için mililitre, basınç için de milimetre cıva olacak. Şimdilik işleri basit tutmak için eksenlere basınç veya hacim için herhangi bir değer yazmıyorum. Fakat basıncın bu yönde, hacmin de bu yönde artacağını biliyoruz. Şimdi de yan tarafa sol karıncığı çizelim. Gördüğünüz üzere içi boş. İçinin kanla dolduğunu varsayalım. Bu şekilde boyayalım. Karıncık tamamen gevşek durumda. Kasılı değil. Bu da önemli bir ayrıntı. Evet, içi kanla doluyor. İçi kanla dolmaya devam ediyor. Bir taraftan da sol karıncıktaki basıncı takip ediyoruz. İçindeki kan miktarı arttıkça basınç da artıyor. Tamamen kanla dolduğunu düşünelim. Bu işlem devam ettikçe, basıncın yükseldiğini görüyoruz. Ve şu anda oldukça hızlı yükseliyor. Sona doğru daha da hızlı yükselmeye başlıyor. Bu gördüğünüz eğriye diastol sonu basınç hacim ilişkisi diyebiliriz. Daha doğrusu öyle diyelim. Şimdi de burada zaten bu şekilde adlandırıyoruz. Evet, belki basınç hacim ilişkisi mantıklı ama diastol sonu niye diyoruz? Bu iki kelimeyi atsak olmaz mı diye düşünebilirsiniz. Şimdi açıklıyorum. Bu iki kelimeyi kullanıyoruz arkadaşlar çünkü bize duruma ilişkin bunlar bilgi veriyor. Diyastolün sonu olduğunu belirtiyor. Zamanı anlıyoruz. Bu sayede sol karıncıkta kasılma olmadığını, tamamen gevşek durumda olduğunu anlıyoruz yani. Diyastol sonu diye belirttiğimizde bu bilgiyi de sağlamış oluyoruz. Çünkü diyastolün sonundan bahsediyorsam eğer sol karıncık gevşemiş durumda olmalıdır değil mi? Hazır bazı ilginç noktalardan bahsediyorken size bir şey daha göstermek istiyorum. Basınç bölü hacim eğimdir ve bu eğim bize elastansı verir. Evet, esneklik anlamına gelen elastans bu eğrinin herhangi bir noktasındaki eğimdir. O halde diastol sonu basınç hacim ilişkisini veren eğrenin sol karıncığın gevşeme durumundaki elastansını yani esnekliğini verdiğini de söyleyebiliriz. Evet. Artık bir eğrimiz var. Peki tam şu anda bu mavi noktada kalbim kasılmaya başlarsa ne olur? Sol karıncık kasılırsa ne olur? Tabii ki basınç artar. Ama burada sorulması gereken asıl soru o anki koşulların ne olduğu bu noktaya diastol sonu diyebiliriz değil mi? Bu anki durum için buna A durumu diyelim. Diastol bu noktada sonlandı. Peki hacim ne kadardı? Hacmine 125 mililitre diyelim. Basınca da 10 milimetre cıva diyelim. Evet, sol karıncığın kasıldığı andaki koşullar bunlar. Şimdi başka bir nokta seçebilirim. Bu noktaya ne dersiniz? kasılmanın tam bu noktada gerçekleştiğini düşünelim. Biraz daha zaman geçtiği anlamına geliyor. Değil mi? Buna da B durumu diyelim. Şimdi hacim daha yüksek. Hacme 150 mililitre diyelim. Biraz yamuk çizdim ama bu noktanın 150 olduğunu düşünelim. Basınç bir nebze daha yüksek. Ona da 15 milimetre civa diyelim. Evet, elimizde A durumu ile B durumu var ve bu iki durum için basınç ve hacim değerleri var. A durumu için basınç 10 mm civa ve hacim 125 ml. Buna dair bilgiyi bu şekilde aktarabiliriz. B durumunda ise bir nebze daha yüksek basınç ve hacmin olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar kasılmanın başladığı andaki koşullara ilişkin bilgiler. Yani bu nokta kasılmanın başladığı andaki koşulları yansıtıyor. Bu konunun burada bittiğini düşünebilirsiniz. Ama bir başka ilginç nokta daha var. Kasılmalar başladığında oluşan koşulları tarif etmek için kullanılan bir terimden bahsedeceğiz. Biraz kafa karışıklığı yaratan bir terim olduğunu söyleyebilirim. Bu terim ön yük arkadaşlar, ön yük. Ön yükü tanımlamak oldukça önemli. Çünkü kimisi ön yükün kasılma başladığı andaki basınç olduğunu, kimisi ise ön yükün kasılma başladığı andaki hacim olduğunu söyler. Bana kalırsa ön yük ne basınç ne de hacimdir. Ön yük duvar gerilimine eşittir. Daha net bir şekilde ifade etmek gerekirse, ön yük kasılma başladığı andaki sol karıncık duvar gerilimidir. Buraya kasılma başladığı anda yazmalıyım. Kısaca diyastol sonundaki diyelim. A ve B durumunda diyastolün sona erdiği noktadaki sol karıncık duvar gerilimi ön yüke eşittir. Ön yükü bu şekilde tanımlayabiliriz. Bunun çok işe yarayan bir tanım olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki ön yük basınç ve hacimle de yakından ilişkilidir. Bu terimlerle hiçbir ilgisi yok diyemeyiz. Biraz yer açalım ve bu bağlamda argümanımızı oluşturalım. Bakalım yeterince ikna edici bir argüman olacak mı? Öncelikle duvar geriliminin ne olduğunu hatırlamanız lazım. Bunun için de Laplace, Laplace'ın şu kuralını hatırlayalım arkadaşlar. Duvar gerilimi eşittir P yani basınç çarpı yarıçap bölü duvar kalınlığının iki katı. Buradaki W duvar kalınlığını temsil ediyor. Tabi Laplace sol karıncık üzerine değil, küreler üzerine çalışıyordu. Şunun gibi bir küreden bahsediyoruz. Elimden geldiğince çizmeye çalışıyorum. Kürenin içi de bu şekilde. Kürenin üst kısmını, üst yarısını kestik diyelim. Şu orta kısma bir bakalım. Bu beyazla çizdiğim halka gibi görünen kısmı fark etmişsinizdir. Daha da yakından bakalım. Üstten baktığınızda işte tam olarak bunun gibi görünür. Laplace küre benzeri bir şekil söz konusuysa açıp içine baktığımızda ilginç şeyler gözlemleyebileceğimizi söyler. Bu noktadan şu noktaya kadar olan kısma iç yarıçap diyelim. Bu noktadan şu noktaya da w yani duvar kalınlığı diyelim. Bu ikisini topladığımızda toplam yarıçapı elde ederiz. Yani yarıçap eşittir iç yarıçap artı duvar kalınlığı. Tabi bu noktada basınçtan da bahsetmemiz gerekir. Burada basınç duvara uygulanan kuvvettir. Unutmamamız gereken önemli nokta ise hacim ile iç yarıçap arasındaki ilginç ilişkidir. Hacim eşittir 4 bölü 3 çarpı pi r küp. Burada r ile iç yarıçapı kastediyoruz arkadaşlar. R'yi küçük yazdım ama büyük yazarak işimizi kolaylaştırayım. İşte bu şekilde. Bu formülü, tersine çevirip farklı bir şekilde de yazabiliriz. İç yarıçap eşittir 3 bölü 4 pi çarpı v'nin küp kökü. Hacmi biliyorsak, içteki yarıçapı da kullanabiliriz. O zaman gelin birlikte bakalım. Hacim bilgisi elimizde buna göre iç yarıçapı da bulabiliriz. Bu arada, Burada bu, sayı, bu, bu sayıların daha doğrusu küp kökünü almakla uğraşıp vakit kaybetmeyelim diye ben bunu önceden hesapladım arkadaşlar. Sizin için bir hizmet. Evet hacim 125 mililitre ise iç yarıçapımız ne olur? Hesapladım yaklaşık 3,1 santimetre olur. Nasıl oldu da mililitreden santimetreye geçiş yaptığımı merak etmiş olabilirsiniz. Hemen şuraya yazalım. 1 mililitre 1 santimetre küpe eşittir. Aslında bu da işimizi kolaylaştırır çünkü küp kökünü aldığımızda geriye sadece santimetre kalır. Evet, bu A durumu içinde. Şimdi B durumu için hesaplayalım. Bu denkleme hacim değeri olarak 150'yi koyduğumuzda iç yarıçapımız 3,3 santimetre olur. Denklemimizdeki diğer değişkeni yani duvar kalınlığını da hesaplayabiliriz. Benim varsayımıma göre sol karıncığın kalp atışından kalp atışına çok da ee, değişmeyeceğini düşünüyorum. Yani sol karıncığım kalp atışından kalp atışına çok değişmez, değil mi? Genel olarak beden ölçülerim ve ağırlığım göz önüne alındığında duvar kalınlığım aşağı yukarı 1 cm olacak diyelim. Böylece hesaplaması da kolay olur. Bulmamız gereken son değişken toplam yarıçap. Bunun da iç yarıçap artı duvar kalınlığına eşit olduğunu söylemiştik zaten, değil mi hatırlarsınız? Bu durumda bu ikisine karşılık gelen değerleri toplarız. A için toplam yarıçap 4,1 cm, B için ise 4,3 cm olur. Şimdi artık ön yükü hesaplayabiliriz. Bütün bu sayıları alırız. Basınç değeri, toplam yarıçap, duvar kalınlığı, işte hepsi burada. Diastol sonundaki duvar gerilimini hesaplamak için gerekli olan tüm bilgilere sahibiz artık ön yükü hesaplayabiliriz. Çok havalı değil mi arkadaşlar? Böylece ön yük, öylesine kullandığımız bir kelime olmaktan çıkacak ve nicelik olarak neye karşılık geldiğini beraber göreceğiz. Hadi gelin hesaplayalım o zaman. A durumu ile başlayalım. A durumunda 10 çarpı 4,1 eşittir 41. 41 bölü 2 çarpı 1 de sonucu yuvarlarsak yaklaşık 21 milimetre cıva yapar. Ön yükle ilgili bir başka ilginç şey ise basınç birimiyle ölçülmesidir. B durumunda 15 çarpı 4,3 bölü 2 çarpı 1 eşittir 32. 32 milimetre cıva. Burada A durumundan B durumuna geçişi görmüş olduk arkadaşlar. Bu noktada duvar geriliminin ne olduğunu hatırlayacak olursak, duvar gerilimi aslında kalp kasını ayıran alan üzerindeki kuvvettir. Bu da aslında gayet mantıklı. Kasılmanın başlangıcında kalp kasılmak üzereyken duvar gerilimi ne kadarsa, bu değer işte ön yüktür. Tabii ki basınç ve hacim değerlerini de hesaba katarız eksenimize dönecek olursak tüm bu işlemi A noktasından B noktasına yani 21 mm cıva ön yükten 32 mm cıva ön yüke geldik şeklinde açıklayabiliriz. Aslında bu tip bir hesaplamayla pek sık karşılaşmayız ama çok işe yaradığını da söylemem gerek.